Alerji testi yaptıracağız. Şu anda alerji testi için buradayız. Alerji testinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız şimdi bizden görebilirsiniz. Hemşire hanım da bize yardımcı olacak. Şöyle çizgiler çekildi, işaretler konuluyor. Oralara küçük küçük bir şeyler batıracak hemşire hanım. Zeynep kan aldırıyor arkadaşlar. Yine korkulu anlardan biri. Arkadaşlar merhaba. Bugün cumartesi günü ama biz dışarıdayız. Biz nasıl dışarıdayız diye sorarsanız tabii ki de benim hastane randevum ne ya? Doktor randevum var. O yüzden hastaneye gidiyoruz. Ve hastaneye gittiğimizde bana alerji testi yapacağız. İnşallah bir şey çıkmaz. Şimdi hastaneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Kolum şu an aşırı ağrıdı bu arada. Telefonu tutmaktan habere. İkide bir yanlış söylüyorum. Tekrar ediyorum. Yanlış söylüyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Ama en sonunda oldu artık. Mutluyum şu anda. Zeynep çevirme var. Evet şu anda çevirmeye giriyoruz. Hafta sonu olduğu için dışarıda ne işiniz var diyorlar. Eğlenceli. Önemli bir işi olmayan, randevusu olmayan çıkamıyor çünkü hafta sonu. Bakalım Zeynep'ciğim vücudundaki kızarıklıklar neden oluyormuş? Bilmiyorum alerjim artık. Alerjim var mıymış? Alerji testi yaptıracağız arkadaşlar bugün Zeynep'e. Evet. Arkadaşlar doktora girdik çıktık. Zeynep'e bir sürü yine kan tahlili verdi maalesef. Kan tahlili yaptırmak istemedikçe Zeynep'e kan tahlili yaptırıyoruz. Bakalım kan tahlili ne çıkacak bilmiyoruz ama Zeynep kolunu tutuyor şu anda. Çünkü gösterir misin Zeynep'ciğim acele? Acele. Bir yandan da burada ne yaptığımızı anlatalım size. Allah kanamaya başladı. Nereden açtırdım? Pamuk var mı? Hemen pamuk koyalım oraya. Tamam bastır şimdi oraya. Ben tutarım onu tamam mı? Şöyle tutayım. Bir yandan da arkadaşlar diğer kolunu açman gerekiyor. Alerji testi yaptıracağız. Şu anda alerji testi için buradayız. Alerji testinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız şimdi bizden görebilirsiniz. Hemşire hanım da bize yardımcı olacak. Evet şöyle başlıyoruz. Kolumdakileri hemen bırakayım. Çok yapacaksınız. Şöyle çizgiler çekildi. İşaretler konuluyor. Oralara küçük küçük bir şeyler batıracak hemşire hanım. Ve bir sürü ilaç damlatacak. Bakalım neye alerjisi var? Yani alerjisi var mı? O çıkacak ortaya. Kolunu hiç oynatmaman gerekiyormuş Zeynep'ciğim. Şimdi batırdınız mı hemşire hanım? Bir şeyler batırıyordu. Yok, sonra batıracak. Ha? Önce ilaçları damlatıyordu. Alerjen damlacıklarını damlatıyordu. O kadar çok var. Evet. Alerjen damlacıkları damlatılıyormuş. Bunlar içinde tozlar, ağaçlar, polenler, gıdalar, kedi köpek tüyleri, bunlar bulunmakta. Bunlardan birine karşı alerjim var ise cilde reaksiyon gösterecek. Doktor bey de ona göre değerlendirme yapacak. Sen şimdi kedilerle de çok uğraşıyorsun. Bir de alerjin varsa kedi de sevemezsin artık. Ne olacak? Köpek alırım. Kedi alerjin varsa köpeğe de vardır. İnşallah kediye köpeğe çıkmaz Zeynep. He? Kaplumbağa mı alırsın? Yani Zeynep diyor ki ille bir hayvan seveceğim. Evet. Olmaz diyor. Hayvanları çok seviyor zaten. Evet şimdi bunların hepsine arkadaşlar tek tek şu şekilde görüyorsunuz. Damlalar damlatılıyor. Sonra ne olacak? Bu damlaların üstüne küçük küçük bir şeyler batıracaklar. Yine. Cildin içine girmesini sağlayacaklar. Niye oraları rakamıyorsun? Hemşire hanım hangisine alerjisi varsa orası mı kabaracak? Orada kızarıklık olacak, reaksiyon gösterecek. Hepsi kırmızı oluyor. Tamam, damlalar bitsin bakalım. Ondan sonra o küçük şeyi batırırken göstereceğim yine. Evet, bunun adı nedir hemşire hanım? Lancet. Evet, ucu küçücük sivri. Bundan mı batırdılar sen anlayamadın. Anlam değil. Zeynep bir kere yine yaptırmıştı ama 4-5 tane bir şeye bakmışlardı alerjiye. Bu kadar çok alerjiye bakmamışlardı. Minik minik. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Minik minik bunun ucunu batırıyor. Bütün o damlacıkların üstüne batırıyor. Bu arada Zeynep'in yüzünü görmemiz lazım. Zeynep. Çok acıyor mu? Batırıyorlar. İğne kadar acıtmıyordur. Acıyor mu? Hayır. Bitti mi hemşire hanım? Bitti. Hepsine batırdı iğneyi Zeynep. 20 dakikalık bekleme süreci var. 20 dakika boyunca şu an bekleme yapacak. Taşınıyorum. Daha sonra doktorun odasına geçelim. Taşınmıyoruz. Okumuyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Gel Zeynep'ciğim. Şimdi 20 dakika bekleyecekmişiz. Bakalım bir şey alerjin var mı yok mu çıkacak ortaya. Arkadaşlar şimdi geldik. İçeriye girdik. Zeynep'in koluna bakacak doktor. Dolayısıyla şundaki gibi her tarafın kızarması gerekecek. Böyle tepki vermemiş çizim. Yani alerji testinde şuna karşı alerji var diyebileceğimiz bir şey yok yani temiz bir şey. Bak onu kapatabilirsin. Tamam alerjin yokmuş sevindik. Olsun. Arkadaşlar şimdi Zeynep'in kolundaki bandı çıkaracağız. Ama çok korkuyor. Korkmuyorum acıyor.
Korkuyorsun, acıyor diye. Tabii ki tüylerini kopardığı için acıyor. Bir saniye şunu bırak, dur. Ben tutayım şunu. Tamam. Sen dezenfektanı sık, yumuşayacak o bak. Islat. Evet, öyle ıslattığın zaman. Hepsini ıslat bir hızlı. Her yerini ıslat, ıslat, ıslat. Bak şurasını bak, hafif kaldırınca gelecek bak bak. Bak gördün mü? Gördün mü bak nasıl geldi? Bu annelerin yöntemi arkadaşlar. Kanıyor mu hala? Az önce çok kanadı arkadaşlar. Üstünü bantlamak zorunda kaldık. Onu daha sonra. Arkadaşlar henüz sonuçlar çıkmadı. Sonuçlar çıktığında doktor gitmiş oluyormuş. O yüzden daha sonra geleceğiz. Yani başka bir gün flow'umuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hava karardı arkadaşlar. Ben ne yapmışım? Kendimi çok kötü hissediyordum. Yattım, uyudum. Vlog çekmemişim. Zeynep de o saatte ders çalışmış ama. Eksik konuları vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz Konya'ya gidip gelmiştik. Değil mi Zeynep'ciğim? Bir yandan da hastanelere gidiyorduk. Bunu da görüyorsunuz vloglarda. Hastanelere gittiğimiz zamanlarda da kaçırdığı dersler olmuştu. Onları tamamlamaya çalışıyor Zeynep. Şimdi de mola vermiş. Bir yandan film izliyorken bir yandan da çiğ köftesini yiyor. Dürümünü yiyor. Ama bu saate kadar çalışmış. Bana gösterdi programını. Eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Zeynep'ciğim başka bir şey yaptın mı ben uyurken? Hı-hı. Akşam oldu çünkü. Oturdum, film izledim, çalıştım, yemeğimi yedim, oturdum, çalıştım, sonra şimdi tekrar yemek yiyor. Molalarda. Molalarda hem yemek yiyip hem film izliyorsun. Tamam, sana kolay gelsin o zaman. Bu hafta sonu Zeynep eksiklerini tamamlamaya karar verdi. Onları bitirmeye çalışıyor. Şimdi Zeynep'ciğim ama bir yandan da odan çok güzel ya. Sabah böyle bütün hızımızla çıkıp doktora gitmiştik geç kalıyoruz diye. Ben ondan sonra gelip yatınca tabii ki odaya da bakan olmamış. Değil mi Zeynep'ciğim? Odaya bakan olmamış. Elini soğuk yapma. Soğuk soğuk, elim yüzümü yıkadım çünkü açılmak istedim. Benim de çalışmam gerekiyor. Sen çalış, ben uyuyayım bu sefer. Hayır tabii ki. Bence çok anneler güzel. Gündüz uyuyabilir ama çocuklar gündüz uyuyamaz. Tam gece oldu ya. İşte. Gece olmadı, daha yeni akşam oldu. Daha gece olmadı. Derslerin bitecek, ondan sonra uyuyacaksın. Ben de daha yeni çalışmaya başlayacağım. Çalışacağız, gece uyursun. Tamam mı? Hadi sana kolay gelsin. Arkadaşlar Zeynep'in benden gece gece istediği şeye bakar mısın? İrmik helvası. Ama irmiği nereden bulduk dersiniz? Tabii ki babaannesinden. Eski tavada kavuruyorum böyle hızlı hızlı. Çünkü bendeki irmik kurtlanmış. Ve karantinadayız. Dışarı çıkıp alamayız. Gündüz hadi doktor randevusu için çıktık. Ama gece çıkamayız tabii ki, yasak. Mecburen biz de gittik, babaannesinden istedik. Ama Zeynep için ne yapalım? İrmik helvası yapıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir güzelce şekerini kattım. Kavuralım. Kavurduktan sonra suyunu katacağız. Ve güzel bir irmik helvası olacak. İnşallah diyorum. Dondurmalı irmik helvası istedi hem de. Hem de kışın dondurmalı irmik helvası. Neyse dondurma vardı dondurucuda. İrmiği de yapalım bakalım içine nasıl kaçacağız. Nasıl olacak, tadı nasıl olacak ben de bilmiyorum. İlk defa dondurmalısını yapacağım. Helvamı kavurdum arkadaşlar. Şu anda güzel bir şekilde demleniyor. Helvam iyice soğuduktan sonra, böyle güzelce demlendikten sonra içine dondurma koyacağım. Tadını gerçekten ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Başka bir hastanedeyiz. Enfeksiyon hastalıklarına geldik. Zeynep artık yeter diyor çünkü buradan da kan istiyorlar. Her gün kan. Bir yere gidiyorum bak, bu arada dün hastaneye gittim, dün yine kan aldılar. Şimdi geliyorum yine kan aldılar. En son hastaneye gittiğimizde bir şey çıkmamıştı arkadaşlar. Alerji testi nasıl çıktı Zeynep'ciğim? İyi çıktı. Kan değerleri de iyi çıktı o hastanede. Ciltle ilgili bir sorunu yokmuş Zeynep'in. Evet. Bunu öğrendik. Ama şimdi enfeksiyon hastalıklarına gitmelisiniz dedi doktor. Hani ciğerlerinde bir şey var mı yok mu diye. Çünkü evet, biraz nefesim daralıyor falan diyordu. Ya da böyle psikolojik olabilir. Sıkılıyorsunuz derslere, sınavlara gireceksiniz. Ondan olabilir ama yine de ilk önce doktora getirdik. Numaramız 63 Zeynep'ciğim. Şu anda 62 yanıyor. Kan almanın önündeyiz gördüğünüz gibi. Zeynep'e yine kan aldıracağız. Zeynep'in en sevdiği şey değil mi Zeynep? Bayılırım. Bayılırsın değil mi Zeynep? Tam az kaldı. 63'ü yanınca Zeynep'i size içeride göstereceğim kan alırken. Bakalım nasıl baygınlık geçiriyor ya, yine. Ya yeri insansın baygınlık geçiriyor. Tabii kendinden geçiyor Zeynep. Evet çok korkunç. Zeynep kan aldırıyor arkadaşlar. Yine korkulu anlardan biri. Öyle bir şey görmedik. Korkma minnacık bir iğne diyor sana. Ya.
Bak minnacık. Tamam. Anne. Bir şey yok. Hadi dikkat et. Kolunu çekmeyeceksin. Tamam, çekmeyeceğim. Zeynep dikkat et, tamam mı? Kırılır bak, Allah korusun. Sıkı tut kendini. Şimdi hemen bir kere takacak. Bitti bak. Acıma bitti, acıma. Gördün mü? Korkacak bir şey yok. Bitti Zeynep. Şimdi arkadaşlarımız merak ediyordur Zeynep'ciğim. Biz hangi hastanedeyiz? Şehir hastanesindeyiz. Evet, Bursa Şehir Hastanesi'ndeyiz arkadaşlar. Zeynep kan aldırdı. Büyük bir korkuyla şu anda kolu acıyormuş. Size nazlanmak istiyor. Evet. Arkadaşların hepsi gelsin, öpsün geçerler. Tamam. Alsız güzel. Geçer mi o zaman? O geçer, net geçer. Arkadaşlar sizi bekliyormuş Zeynep. Acısını dindirin. Zeynep'in. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Aracımıza gideceğiz. Otoparka aracı park ettik. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar birkaç gündür birkaç hastane gezdik. Şimdi farklı bir hastaneden... Oo, kamera gitti. Annemin kolu gözüküyor aradan da. Şimdi farklı bir hastaneden çıktık. Şu anda eve gidiyoruz. Bu sefer ne için gitmiştik? Enfeksiyon uzmanına gittik, evet, bu sefer. Geçen alerji uzmanına gitmiştik. Enfeksiyon... Ve kardiyolojiye gittik. Çocuk kardiyoloji. Evet, kardiyolojiye gittiğimizde dedi ki doktor, hani stresten nefesin daralıyorsa daralıyordur, yani başka bir nedeni yok şu anlık dedi. Ben bir şey görmüyorum çünkü dedi. Kardiyolojiye gittiğimizde de yine kan aldırdılar. Tabii ki bana az önce izlediğiniz gibi kan aldırdılar. Şu an aşırı sıcak. Bu arada benim klima açtırmam lazım çünkü çok sıcaklandım. Videodan sonra açayım ki çünkü çok ses yapıyor. Videoda açarsam sesim duyulmaz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Zeynep Yılmaz bir Instagram hesabımda sakın 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 unutmayın diyorum. Sonuç olarak arkadaşlar herhangi bir rahatsızlığı çıkmadı Zeynep'in. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şu an kendimi yansıdı. Yine fobini yedin mi? Yedin mi? Yendin mi? Ha? Yine fobini yenemedin mi daha? Kaç keredir yine oluyorsun Zeynep? Ne yapayım, ben zevk alarak yine olmuyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.